Yaklaşık 230 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Bu bahsettiğim olaylarla ilgili 20'nin üzerinde tutuklama söz konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yağmacılık faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan toplam şüpheli sayısını bu sözlerle açıklamıştı. Operasyona dair bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu aslanlar olmazsa var ya, kırkızdan geçilmez. Afet bölgesi 10 kentte OHAL ilan edilmesiyle kolluk kuvvetleri harekete geçti. Sürekli devriye gezerek gözü dönmüş kişilere göz açtırmayan polis ekipleri de Hatay Merkez, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Abi bekliyoruz. Abi kolay gelsin. Adıyaman'da ise deprem sonrası yağma ve hırsızlık suçları işlediği iddiasıyla 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan deprem bölgelerinde özel harekat polislerinin devriyesi sırasında vatandaşların polislere teşekkür ettiği anlarsa kameralara yansıdı. Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Sağ olun abi, kolay gelsin. Allah sizden razı olsun.